hocam, öncelikle Ekim ayında burçları neler bekliyor? Evet, artık biraz burçlara geçelim değil mi? Sevgili koçlarla başlayacağız o zaman. Koçlar için özellikle Ekim ayı hem ilişkiler ön planda hem de maddi konular ön planda olacak. Özellikle bu terazi tutulmasında, yani terazi burcundaki güneş tutulması Ekim'in ortalarında ilişkilerini sorgulatacak koçlara. Yani ne kadar dengeliyiz bu ilişkide, ne kadar fedakarlık yapıyoruz, gerçekten bu ilişki devam etmeli mi, etmemeli mi sorunsalını koçlar için verecek. Sonrasında ise ay sonuna doğru maddi konular ön plana çıkmaya başlayacak. Özellikle maddi anlamda bir alım satım yapmayı düşünüyorsa sevgili koçlar, bunun için biraz daha beklemekte fayda var diyorum. Çünkü Boğa burcundaki ay tutulması koçların, özellikle yükselen koçların finansal konularını sıkıştırıyor olacak. Bu sizin yani, yorumunuzda Koç burcu için çok önemli aslında. Evet, yani koçlar için ektiğini biçeceği bir ay olacak diyebiliriz Ekim ayına. Ve boğalara geçiyoruz. Boğa burçlarına geçiyoruz. Evet hocam, boğa burçlarını neler bekliyor? Sevgili boğalar ve yükselen boğalar için aslında bu ay çok çok kritik, çok çok önemli. Bir anlamdan da rahatlamanın da, kendi kişisel hayatlarında rahatlamanın da geleceği bir ay. Çünkü 1,5 seneden beri süre gelen akrep boğa tutulmalarını artık 28 Ekim'de sonlandırıyorlar. Boğa burcunda bir tutulma olacak ve kendi kişisel hayatlarında sevgili boğalar artık bir nihai karara varacaklar. Ne yapılması gerektiğini görecekler, seçimlerini ona göre yapacaklar. Öz saygısı yükseliyor sevgili boğaların. Dolayısıyla kendilerine olan inançları, nerede mutlular, nerede mutsuzlar, bunu çok daha rahat yakalayacağı bir sürece girecekler. 14 Ekim'deki terazi tutulmasıyla ise günlük hayatlarında bir takım yenilikler yapmak isteyecek. Belki rutinlerini değiştirmek, sağlık, yeme, içme, diyet gibi konularına biraz daha ön plana almak isteyecek sevgili boğalar. Boğalar bence bu ay özellikle farklı olanı seçsin. Hep böyle hani sabit fikirlilikte kalıp aynı şeyin üzerinde ısrar etmemeli. Biraz farklılıklara da kapılar aramalı diyorum. Boğa'dan sonra hemen ikizler burcuna gelelim evet. Hocam. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler için. Sevgili ikizlerin özellikle rahatsız olduğu ne varsa söylemeyi çok sever, konuşmayı çok sever ikizler insanı. Fakat bu ay biraz sessizliği seçme ayı. Şöyle ki Boğa burcundaki ay tutulması ayın sonunda, gerçi şimdiden etkileri başladı bile. Dolayısıyla bazen sessizliği seçmek, bazen inzivayı seçmek, bazen yalnız kalmayı seçmek, her dala konmamak, her daldan fikir almamayı özellikle ikizler için vurguluyor. Fakat bir güzellik var ki özellikle bekar olan ikizler için aşk ve flörtler adına şanslı bir ayda olacaklar. Tekrar o kaybettikleri sevgiyi, aşkı, o ruhu, o kıpırtıyı yeniden hayatlarına pek çok ikizler çekecek diyorum. Şanslılar yani aslında bu o konuda aynen öyle. Peki hocam, yengeç burçlarına geçelim. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler için özellikle terazi burcundaki güneş tutulması ev aile konusunda çok önemli çizgiler atıyor. Çünkü tam da dördüncü evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla aile içi konularda yepyeni başlangıç, yepyeni sayfalar olabilir. Güneş tutulmaları aslında birer yeni aydır. Dolayısıyla bir şeylere yeni bir kapı aralamak, yeni bir sayfa açmakla alakalıdır. Yeni bir eve taşınabilirler. Onlar için ev satımı vesaire uygun, ev alım satım, emlak işleri ve gene arsa, efendime söyleyeyim, dükkan kiralamak, iş yeri kiralamak gibi tüm bunlara uygun bir süreçteler. Ay sonunda ise anlaşılmadığı yerde olmamalı. Çünkü 11. evinde tam da arkadaşlık hanesinde bir ay tutulması deneyimleyecek. Bu ay tutulmasıyla birlikte gerekiyorsa arkadaş çevresini değiştirmeli sevgili yengeçler. Köklü bir değişim de yapabilir diyorsunuz. Evet. Tamam hocam. Aslan burcu. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar, evet, terazi burcunda bir güneş tutulması ve boğa burcunda bir ay tutulması deneyimleyeceğimiz Ekim ayı çok çok önemli. Hepimiz için çok çok önemli. İletişim çok artıyor aslan burçlarında özellikle. Ekim'in 1'inden 15'ine kadar olan süreçte inanılmaz bir iletişim. Özellikle yakın çevre, konuşmalar, hiç konuşmadığı, uzun süredir görmediği kişileri görmek, onlarla bağlantıya geçmek gibi durumları olacaktır. Ay sonunda ise tam tepe noktasında bir ay tutulması gerçekleşiyor Boğa burcunda. Dolayısıyla iş ve kariyer onlar için olmazsa olmaz. Gerçekten iş hayatında aksiyon almalı.
cesaretli olmalı ve yeni girişimlere, yeni kapılara mutlaka açık tutmalı diyorum ben. Çünkü çok güzel fırsatlar da gelecektir sevgili aslanlar için. Sektör değiştirmek isteyen aslanlar varsa bu süreci değerlendirebilirler diyorum. Şimdi hocam benim burcuma geliyoruz. Başak Burcu. Peki sevgili Başak ve yükselen Başaklar diyorum o zaman ben de. Başaklar için maddi konular aslında önemli. Sevgili Melis, dolayısıyla özellikle terazi burcundaki güneş tutulmasıyla birlikte maddi anlamda ipleri kendi eline almak isteyecek, kendi ayaklarının üzerinde durmak isteyecek Başaklar genel hatlarıyla. İş disiplini geliştirmek, işle ilgili alternatiflerini arttırmak ve daha bu konuda neler yapabilirim çalışmasına bürünmek isteyecek. Ay sonunda Boğa burcunda bir tutulmamız var biliyorsun, ay tutulmasıyla da özellikle farklı bakış açıları yakalamak. Din, felsefe, eğitim, yurt dışı konular, seyahatler, hukuksal konularda farklı bakış açıları yakalayacaklar. Seyahat planları devreye girebilir. Geleceğe yönelik hedefler devreye girebilir. Gerçekten rüyaları mesajlı olacak sevgili Başakların bu ay. Sonu hocam, özellikle. Aşk hayatımızda gelişme var mı? Herhangi bir şey var mı? Aşk hayatında şu an Venüs Başak Burcu'nda biliyorsun. Dolayısıyla tatlı değil yılanı deliğinden çıkar diyorum. Küslükler varsa tatlı tatlı çözmek en doğrusu olacaktır sevgili Başaklar için. Çok fazla didiklememek gerekiyor her şeyi. Başak'tan hemen sonra teraziye geçiyoruz hocam. Evet sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Teraziler için de olmazsa olmaz önemli majör aylardan bir tanesi. Çünkü kendi burcunda deneyimleyecek güneş tutulmasını 14 Ekim'de. Dolayısıyla kendi burcunda olduğu zaman özellikle bir tutulma, bir dolunay, bir yeni ay, işte güneş tutulması, ay tutulması. O burç özellikle ekstra bir etki altında oluyor. Bir konuda karar vermesi gerekiyor. Özellikle kendi hayatı ve kendi kişisel belki görüntüsü tamamen tüm çevreyle ilgili. Yani bu bir iş olabilir, evlilik olabilir, önemli konularda karar alma dönemi oluyor. O yüzden teraziler için Ekim ayı gerçekten çok çok önemli diyorum. Ay sonunda ise aynı koçlar gibi ödemeler, sıkışıklıklar, finansal denklemine çok dikkat etmeli. Çünkü alma ve verme dengesinde özellikle kazanma ve harcama problemleri olabilir diyorum teraziler için. Hocam teraziden hemen sonra akrep burçlarına geçiyoruz. Evet sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Akrepler için özellikle ayın 20'lerine kadar durağan bir enerji var. Biraz böyle içe dönük bir enerji çalışıyor. Mars gerçi akrep burcuna geçti. Bir takım planlamalar içerisinde olabilir akrepler. Ama ilk başta bir inzivaya çekilip kendi sessiz kabuklarında olmak isteyecekler. Yani plan yapmak, program yapmak, olayın iyice içini deşmek isteyecekler. Biraz kuşkucu, biraz şüpheci olabilirler. Bir takım kıskançlıklara maruz kalabilirler. Veya kendileri gerek iş arkadaşlarını, gerek partnerlerini biraz kıskanıp daha sahiplenici bir tutuma bürünebilir. O yüzden biraz böyle ayın 15'ine kadar böyle bir etki gökyüzünde söz konusu. Fakat sonrasında özellikle ikili ilişkilerde çok güzel kararlar alabileceği, ikili ilişkilerde şanslı olan burçlardan hem ikizler demiştik hem de akrepleri de katabiliriz. Doğru. Çünkü ay sonunda Boğa burcundaki ay tutulmasıyla birlikte ilişkisinde son noktayı koyacak. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Kişilerin kendi haritalarında bireysel yorum yapabiliriz buna. Sağ olun hocam. Yay burcuna geçiyoruz. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar için özellikle sosyallik, gruplar, dernekler, yardım kuruluşları gibi kendi o iyi niyetlerini gösterebilecekleri, belki sadaka verecekler, belki birini gerçekten mutlu edecekler, belki ihtiyacı olan bir çocuğu okutacaklar. Bu tarz böyle iyiliklerin gündeme geleceği, biraz böyle kendi dünyalarında, kendi mutluluklarına sarılacakları bir süreç olacaktır. Boğa burcundaki ay tutulması ay sonunda özellikle sağlık konularında bazı kontrollerin yapılması gerekliliğini, belki kendilerinin olmasa bile yakınlarının, ailelerinin, çocuklarının veya ebeveynlerinin bir takım rutin kontrolleriyle böyle haşır neşir olacaklarını söylüyor. Aslında günlük işleri biraz yorulmuş olabilir, biraz dinlenmeye de ihtiyaç duyabilir sevgili yaylar diyeceğim.
Hocam yaydan sonra hemen Oğlak Burcu'na geçiyoruz. Evet, sevgili Oğlaklar ve yükselen Burcu Oğlak olanlar için özellikle 10. evde yani Terazi Burcu'nda gerçekleşen güneş tutulması onların işle ilgili konularına parmak atıyor. Özellikle işle ilgili çok büyük açılımlar yakalayabilirler. Zaten Oğlak Burçları disiplinlidir, hırslıdır ve sorumluluk sahibidir. Dolayısıyla yepyeni alanlara yönelmek, yeni projelerin devreye girmesi veyahut da var olan bir projesi vardır, uzun süre üzerinde çalışıyordur, artık onun tamamlandığını görmek gibi, neticelendiğini görmek gibi böyle ödüllerle gelen bir süreç aslında Oğlaklar için. Aynı zamanda evlilik düşüncesi olan Oğlaklar olabilir, ciddi ilişki düşünen Oğlaklar olabilir. Bunların için de gene bu 14 Ekim civarı önemli olacak. Çünkü o dönem böyle daha bir ciddi düşünecek bu tarz konularda. Ay sonunda ise özellikle biraz daha hayatın cesaret gerektiren konularına yönlenmesi gerekiyor. Yani risk almaya meyilli olması gerekiyor. Risk alabileceği, kendi böyle spekülatif belki bir takım girişimlerde bulunacağı, belki yatırımlar yapacağı bir sürece girecek. Çocuk düşünen Oğlaklar için de ay sonundan itibaren güzel haberler var diyorum. İnşallah hocam. Oğlaktan sonra Kova burçlarına geçiyoruz. Sevgili Kovalar ve yükselen Burcu Kova olanlar, evet, aile içi çatışmalara çok dikkat etmesi gerekiyor Kova burçlarının. Özellikle ay sonu çok daha fazla ön plana çıkacak bu. Ama hemen ayın başında özellikle hukuksal konularda bir takım davaları varsa veyahut da hak aramak istiyorsa, bazı konularda haksızlığa uğradığını düşünüyorsa, bunlarla ilgili girişimlerde Kova burçları gayet bulunabilirler. Eşlerinin akrabaları, eşlerinin kardeşleri veyahut da kendi uzak akrabaları ile ilgili bir takım yenilikler, güzel haberler alabilirler. Yani hepimiz hayatımızda hem güzellikler yaşıyoruz, hem zorluklar yaşıyoruz, hem acılar yaşıyoruz, hem mutluluklar yaşıyoruz. Dolayısıyla Kova burçları özellikle bu sefer yakın akrabalar değil de uzak akrabalarla daha sık görüşmek, daha fazla temas halinde olmak ve onlarla böyle aslında ne kadar çok şeyi paylaştığını fark edecekleri bir süreçte olacaklar. Ay sonunda fakat kendi ailelerinde biraz problemler, biraz çatışmalar, biraz yanlış anlaşılmaları açık bir süreçteler. O yüzden biraz daha dikkatli konuşmak, böyle kelimeleri cımbızla seçmek iyi olacak sevgili Kovalar diyorum. Kova'dan sonra hemen son burcumuza, Balık burcuna geçiyoruz. Evet, sevgili Balıklar ve yükselen Balıklar, özellikle Balık burçları Terazi güneş tutulmasıyla birlikte borç almak, borç vermek, kredi çekmek, faiz, vergi, bu tarz konularla haşır neşir olacak. Belki bazı balık burçları özellikle nafaka gibi veya miras gibi ve dışarıdan kaynaklı kazanımlar varsa bunlarla ilgili girişimleri, bunlarla ilgili süreçler önüne çıkabilir. Ay sonunda ise kardeşlerden gelen güzel sürprizler var. Yakın çevre hayatlarında kuzenlerden, kardeşlerden, belki komşulardan onlarla böyle daha fazla iletişim içerisinde olacağı, sürpriz haberlerin gelebileceği bir süreç yaşıyorlar. İletişimleri gayet aktifleşecek ve balık burçları hayal kurar genelde, fakat bu hayallerini somutlaştırmak üzerine adımlar atmaya başlayacak Ekim'den sonra. Sevgili Ekran Haber takipçileri, bugün yanımızda çok önemli konuğumuz Dolunay Karaca vardı. Kendisi astrolog. Hocam geldiğiniz için, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok önemli şeylere değindiniz. Siz de bir şey söylemek isterseniz. İnşallah daha güzel yayınlarda, daha iç açıcı konuşmalarla gene birlikte olalım sevgili Melisa. Çok çok memnun oldum. Sevgili Ekran Haber izleyicileri, başka bir programda görüşünceye dek hoşça kalın.